Arkadaşlar ben Görkem. Biliyorum beyniniz yandı. Çünkü kamera farklı yerde. Şimdi normalde kamera sağ tarafımdaydı. Yani bu taraftaydı. Bunu sol tarafa aldım. Benim de beynim yandı. Konuşurken sağa bakıyorum. Her neyse bu videoluk böyle zaten. Hep böyle olacak diye bir şey yok. Bugün arkadaşlar tekrardan mimari parçalara bakacağız. İlk faciamız havada sıçmak adlı bir eser. Pardon facia. Buna eser de diyebiliriz. Çünkü gördüğünüz üzere ayağınızı koyacak yer yok ve bu şekilde havada sıçabiliyorsunuz. Umarım Türkiye'de değildir. Bunu daha önce görmüştük sanırsam. TikTok'ta bir tane kız pisuarların yanında neden peçete olmadığını sorgulamış ve demiş ki: bir şey diyeceğim. Peçete nerede? Peçete nerede? Umarım siliyorsunuzdur. Biz sağa sola sallıyoruz, geçiyor. Helikopter. Arkadaşınıza veya eşinize huzurlu bir şekilde sıçmak istiyorsanız bu tuvaleti tercih edebilirsiniz. Dalga mı geçiyorsunuz lan? Bu ne oğlum? Evet arkadaşlar, burada sadece küçük işinizi görebilirsiniz. Yani büyük işinizi göremezsiniz. Sıçmaktan falan bahsediyorum. İlla kaba mı olayım? Ooo! Bu facia falan değil, bu tasarruf. Yine bir dışarıda klozet faciası. Abi insanlar neden dışarı klozet yapıyor? Yani ben anlamıyorum. Dışarı yapmaktan mı zevk alıyorsun? Bunu yapan mimarın elini... Dışarı gözüken bir klozet görüyoruz burada da. Güvenlik kamerası ama güvensiz versiyonu. Aa, bu şey değil mi ya? The platform. Ben buna kısacası sıçış rampası demek istiyorum. Yani bu tarz salon gördüğümüz zaman da şunu diyesim geliyor. Evin siyasi görüşü var. Ya da bu ne biliyor musun? Borcu boğazına kadar olan müteahhitin evi. Peki buna ne demeli? Sıçakabin. Ne dememizi istersin? Veya boka kabin de olabilir. Özyeğenin tuvalet dizaynı. Evet, yukarıdan görmeli. Lan orada bile rahat yok be. Kadıköy'de 1+1 sahibinden kiralık 3500 TL. Yani buna normalde üzülmemiz gerekiyor. Bu ne lan, Safinaz mı? Yani bunları korku evine koysan hiç sırıtmazlar. Oo. Adam temiz ölmek istemiş. Yani düşüp beynim parçalanacağını diyor, boğazım koptu. Tövbe estağfurullah. Ya bak, nerede şu kilit olsa, tamam mı? Hangi kapıda olursa olsun hiçbir zaman tutmuyor. Ama şimdi bu tarafa doğru açılıyorsa kilit işe yarar. O kapı bir gün kapanır belki. Mühim olan gönül kapımız açık olsun. Hayırlı cumalar. Abi bu ne? Bu ne oğlum? Ben gördüm, size görün. Ulan yarım saattir fotoğrafa bakıyorum. Anlamadım, meğerse şeyler tersmiş. Buradan anladığım kadarıyla unisex tuvalet galiba. Peki siz WC'nin açılımını biliyor musunuz? Ben de biliyorum ama. Bu arada WC'nin açılımı water closet. Yani tuvalet anlamına geliyor. Zaten biliyorsunuzdur muhtemelde. Elim ayağım titredi bunu görünce. Yani şu anda hayattan tiksindik. Ya şuraya da bari rende koysaydınız tam olurdu. Aquamas Park. Allah'tan kimse göz göze gelmiyor burada sıçarken. Evet. Ben ve güzel günler. Bence çok eğlenceli. Bu arada gerçek falan değil bu. Gerçek olarak görmeyin lütfen. Yani YouTube bile gerçek göz zannedip videoma ban atabilir. Hey YouTube, that's not real ass. Tamam, YouTube'a da söyledik gerçek olmadığını. Bazlama diyarı Kızılca Hamam. Oğlum bazlamanın gerçekliğini ne demeli? Bence bu facia değil, bu 10 numara olmuş yani. Lütfen buna laf etmeyin. Her şeyden laf etmeyin artık. Ya bu da harbi çok garip bir aç oldu ya. Bir daha bu kameraya oraya koymayacağım. Kendimi şey gibi hissediyorum, bok gibi hissediyorum şu an. Abla niye güldü ben... Abla niye gülüyorsun? Komik bir şey mi var? Gerçekten akıyor. Gerçekten mi? Prizler de ağlayabilir. Bunu sorgulamayın. Ulan onun oradan çıkmasını hiç beklemiyordum ya. Yani hiç beklemiyordum. Anlatabiliyor muyum? Tamam, anlatabilirsin. Arkadaşlar bizim salonun siyasi görüşü var mı? Bilmiyorum. Daha salonu göremedik. Oğlum böyle evlerde nasıl salonda rahat uzanabiliyorlar ya? Bizim yoksa ruhumuz mu fakir? Migros'ta koşarak 2 dakikalık mesafede 2+1 110 metrekare fırsat daire. Emlakçı terörü bu. Abi elimde mükemmel bir ev var. Migros'a koşarak 2 dakikalık mesafede. Tek özelliği o. Ulan kardeş, sen bu duşakabinin bataryasını buraya koydun. Evet, tamam. Geldin gideri ta buraya koydun. Hani 2 metre öteye. Evet. 2 metre, bu bir. İkincisi, çamaşır makinesinin tesisatını buraya koydun. Geldin prizi de duşakabinin buraya mı koydun? Ne? Ha şimdi gel de sinirlenme kardeş. Ha bunu ben neydim? Adam haklı yani. Gel de sinirlenme şimdi. Subay yapan arkadaşa sesleniyorum. Senin yapacağın işi ben Anlama. Kapat. Abi vitaminin kabuğundaydı. Tamam, komik değil. Ha neyse arkadaşlar, umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bugün farklı bir açıda video çektim ve berbat bir açı biliyorum. Bundan sonra tekrar eski açıya döneceğim. Sadece bu videoluk denedim. Umarım video beğenmişsinizdir. Yandaki videomuz kadar önceki videoyu gelip buradan da kalın olmasınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet, normalde mikrofonu buradan almam gerekiyor ama mikrofon burada. Bu da bir mimari faciaydı aslında.